Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Geçenlerde bir videoda bahsi geçmişti ama sanırım ev türü videosundaydı. O videonun bu kısmını görenler dedi ki bunu ayrı bir video yapmak lazım. Hem herkesin haberi olsun hem de buraya gelecek olan vatandaşın haber olsun. Çünkü TL ile gelecek olan olabilir Japonya'ya. Burada mağdur olmasını istemeyiz yani. O yüzden bunu çok kısacık ayrı bir video olarak sizlere sunuyorum. Ne olmuştu? 26 Eylül'de misafirlerim geldi Almanya'dan. Onları almaya gidince ben de gördüm. Daha önce haberlerde orada burada duymadım. Havalanda ayrı bir not olarak yazmışlar. Türk parası çevirmiyoruz diye. Bunun sebebi ne olabilir? Sizce ne olabilir sebebi? Aklınızdaki sebebi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama benim aklıma gelen şey herhalde bu aralar çok dalgalı ya. Bu aralar dediğim birkaç aydır inip çıkıyor. Herhalde o yüzdendir diye düşünüyorum. Çok da bir fikrim yok. Size şimdi orada çektiğim görüntüyü sunuyorum. Evet, burada birçok currency var gördüğünüz üzere. Buraya ekstra not düşmüşler. Turkish lira is not being exchanged diye. Vay arkadaş. Japonya gelirken zaten TL ile gelmek mantıklı değil. TL'nizi banka hesabınızda tutun. Bankanın vize kartı oluyor. Sağ alt tarafında vize yazıyor. Onunla gelin. Burada vize yazan ATM'lerden paranızı çekebilirsiniz. Çok da düşük komisyon keserler sizden. İnsanların aklına şey geliyor. Ne yani oradan TL mi çekeceğim? Buradan TL çekmeyeceksiniz. Buradan yen olarak çekeceksiniz. Ama o banka kendi içinde onu çevirim yapıyor, convert ediyor yani. Çok fazla kaybınız olmaz. En az böyle hasarla kurtarabilirsiniz işi. Oradan dolara çevireyim, doları buraya gelince yine çevireyim falan. Dünyanın kaybı olur size. Yapmayın. Olur da dolar veya euro ile gelirseniz de havaalanında çevirtirin muhakkak. Buradaki havaalanları çevirebileceğiniz en ucuz yerler. Komisyon falan yok. Şehirdeki bankalardan vesaire de daha iyi çevirir. Ona göre. Oldu ki Avrupa'dan geldiniz, Amerika'dan geldiniz, dolar, euro ile geldiniz onları direkt havaalanına çevirtin. Tamam. Japonya'da çevirebileceğiniz en uygun yer havaalanlarıdır. Şehir merkezleri değildir. Acaba böyle konsept mi yapsak ya? Böyle kısa kısa videolar Japonya'dan haberler gibi haftada bir veya iki haftada bir kısa kısa böyle 20-30 saniyelik haberlerin toplama gibi. Ama haber bültenine mi başlasam? Ne diyorsunuz? Başlayalım mı? Yapalım mı öyle bir seri. Japonya ile alakalı. Neyse söz vermiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.